kışın bu bölgelerden aşağı doğru su akar. En aşağıda böyle obruklar, delikler vardır. Bazen orası dolar, su biriktir. Değişikten gelen su burada altından geçer. En üstün altı sudur. Ak toprak çıkan yerin bir kısmı burası. Atlara ben ilaç olarak buradan götürdüğüm kili alıyorum. Belli karışımlarla omuzlarına sürüyorum tedavi ve dinlenme amaçlı. Bu bölgeden alıyoruz. Köye de eski evlerin, şahsımızın da anneannemden kalan evde bu toprak sıvalar var ve bunu badanasını bunlardan yapıyoruz. Şimdi aşağı inmişse giderken üstelik kalıyor. Burada bir ova var. Arka tarafta bir tepe. Arkasında belli düzlükler var burada. Çok ileride solda bir öğret var gibi. Ama belli olmuyor. Sığır da olabilir. Az bir şey yaklaştığında şeklini anlarsınız zaten. Hani bilen usta anlar o. Nedir? At mı inek mi diye. Bu bölge. Biz buraya da at yıkamaya geldik. Kaçırttık tayları. Atları kaçırttık. Öyle yani normal şekilde kement atarak ya da işte hani bazı İç Anadolu'da olduğu gibi at gidiyor, ip çekiyorsun. At, o yakalayıcın at gelince ipi çektiğinde o at duruyor diye bir şey yok buradaki öğrekte. Deler geçer ipini, yok eder. Bir dar kısmı atıyorsunuz, süre gidiyorsunuz, etrafı kapalı kutu gibi bir yere sokuyorsunuz. Onlar giriyor, önünde de duruyorsunuz ve kapatıyorsunuz dışarı çıkmasın. O anda bir okluk denen bir büyük sırık ucuna ucu kementli ipi yakalayacağınız atın üstüne atacaksınız. Ama o öyle çok kolay değil. İp, sap, bilmeyen atlar ve daimi olarak da ovada durduğu için kendini bile öldürebilir. İpi boynuna atınca ne oluyor diye taşa vurduğu bile oluyor. Onun için çok dikkatli ve özverili davranmak gerekiyor. Buradaki at kıvamı bu. Yani öyle basit değil, gözüktüğü gibi değil. Burası daha böyle değişiktir, zordur. Onun için de sert yetişen atlar bu iklimde. Sert yetişen at da sert kaybettiğin at da iyidir yani. Dayanıklı olur. Biz geldik şimdi aşağı inişe doğru gidiyoruz. Açabilecek misin? Bir şey eklemek istiyorum. Örekte dar yere sokuyoruz dedik ya, bazı ip algını derler. Devamlı şekilde kovulmuş, dar yerlere sokulmuş örek içindeki bazı kısrak ya da aygır at sürünün lideri o bölgelere girinip sürümden bir tane kısrak, celep ya da tay alınacak diye o bölgelere getirtilmez. Ya kısrak ya at ya da herhangi bir bilen birisi alır, kafayı sola kırar ya da sağa kırar, o bölgeden uzaklaştırır. Önden zaten bir tanesi gitti mi, arkası hepsi peşine takılır. Bütün emekliğimiz zayi olur. Öyle de atlar geçti elimizden, gördük. Yakalayamadık, 4 kere gelindi oldu. Yani ip algını diye bir tabir var. O yukarı inip de sağ tarafa girmez, burada gelir. İşte aşağı inip köşeleri var, belli yerleri var. Oraları girmez, bilir kayalık. Hemen alanı sürer atların hepsini. Böyle de akıllı oluyorlar. Tabii çok defa yakalanmış etmişse bu iş böyle.